Bitizde'de programından merhabalar size değerli izleyenler. Yine birbirinden değerli konukları sizlerle beraber stüdyomuzda ağırlıyoruz. Yaklaşık 3 gün kaldı sandıkların kurulmasına. 3 gün sonra buradaki sonuçları sizlerle beraber bizler de öğreneceğiz değerli izleyenler sandıklar açıldıktan sonra. Ve bugünkü konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclis Üyesi adayı Sayın Mustafa Ayaz. Üçüncü programı kendisiyle yapıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Üçüncü ve son programı yapacağız. Son kez halka seslenecek ve bizlerle bir takım izlenimlerinizi paylaşacaksınız efendim. Tekrardan size hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, sağ olun. Mustafa Bey, yoğun bir çalışma içerisindesiniz. Köyleri hemen hemen teker teker gezdiniz. Evet. İzlenimleriniz nelerdir? Nelere şahit oldunuz? Halkın talebi nedir? İzlenimlerimiz, gezdiğimiz köylerde rakiplerimiz olan diyelim, arkadaşlarımız bazı köylüleri, bazı insanları tehditle oy alabileceklerini düşünüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir il encümeninin gitmesi demek onlara zor geliyor herhalde, alışık değiller. O yüzden ne yapacak tek başına diyorlar. Ben de buradan onlara cevap veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduktan bu yana bir ana muhalefet partisidir. Türkiye'de dünya kadar belediyeciliği vardır, belediye başkanlıkları vardır. Evet, evet. Bu belediyelerden Tatvanımıza destek için her türlü yardımı getirme şansımız var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden tarihinde bu bölgede il encümeni seçilmemiştir. Allah'ın izniyle seçilecek. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mustafa Ayaz'ın neler yapabileceklerini herkes görecek. Bir önceki adaylığınız sürecinde çok az bir oy potansiyeliyle kaybetmiştiniz. Bu seçimde bunu telafi ettiniz mi? Ettiğinizi düşünüyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, 2004 seçimleriydi. Epey de zorlamıştınız o dönemler. 2004 seçimlerinde bu kadar aktif bir çalışmam olmamıştı. Ama 370-360 bir oyla kaybettim. Sağlık olsun, bu sefer çok çalışmışız. Çok çalışıyoruz, çalışacağız da daha. Allah'ın izniyle kazanacağız. Sizler de kapı kapı gezdiniz. Mutlaka. Eşe, dosta, bütün patronlara, köy halkına, bütün insanlarımıza buradan tek şey söylemek istiyorum. Benim yapabileceklerimi herkes biliyor. Ne yapabileceğimi biliyor. Aynen. O yüzden bütün Tatvanların sağı, solu, ası, besi, cesi hiç kimseyi ayırt etmeksizin bütün herkesin oyuna talibim. İnsanların bana sokaktaki teveccühlerini görüyorum. Benim neler yapabileceğimi bana anlatıyorlar. Ben de onlara işare ediyoruz. Kazanırsak bir ilki başaracağız. Renklilik olacak ve hizmet için Mustafa Ayaz'ın orada olduğunu görecekler. Köylere hizmet götürme birliği yanlış değilsem bu isim adı altında bir çalışma yürütülüyor valilik nezdinde. Siz de seçilirseniz burada olacaksınız. Ve gittiniz, gezdiniz, köylerdeki eksiklikler nelerdir? Köydeki, bir kere bunu önce söyleyeyim. İle gelen, valiye gelen köydekse ait projeler için para geliyordur. Evet. Bir bütçesi var. Bu bütçe kimsenin babasının tekerinde değildir. Evet. Bunu bütün köylülere, bütün Tatvan'a eşit bir şekilde dağıtmak için biz mücadele edeceğiz. Yardımcı olacağız birbirimize. Yapacağımız işler Tatvan ve köyleri içindir. Kendim için değil, köylerimiz için. Gitti köylere, bazı köylerimizin yolları çok güzel. Keşke bütün köylerin yolu aynı şekilde yapsalar. Ama bu A Parti'yi, bu B Partisi ayrımı yaparak senin yolun iyi, A Partilisin, iyi, B Partilisin, kötü olmaması lazım. Yani bunlara şahit mi ettiniz? Görüyoruz, nihayetinden çıkıp herkes dolaşabiliyor. Tatvan fazla büyük bir yer değil. Evet. Herkes gideceğimiz köylerin en fazla mesafesi 15-20 dakikadır. Herkes gidip görebilir. Kendilerini de davet ediyorum, gidip baksınlar. Vicdanları el veriyorlarsa söz Allah sözü, biz de hiç karışmayacağız onlara. Değerli izleyenler, ben de buradan yani şunu söylemek istiyorum. Gerçekten ben de karışım. Yani fikir zikir ayrılığı var diye vatandaşlarımızı ötelemeyelim, ötekileştirmeyelim, ayırmayalım, ayrıştırmayalım. Yani lütfen, sonuçta bu ülkede yaşıyor, bu ülkenin kimliğini taşıyor, vergisini veriyor. Yani bu ülkenin vatandaşıdır. Askerliğini yapıyor, bütün her şeyini bu ülkede icra ediyor. Yani bir hizmet geldiği zaman herkese nasılsa ona da eşit gitmesi gerekir diye düşünüyorum, değil mi efendim? Mutlaka herkese eşit şartlarda davranılması lazım. Herkesin hakkı var çünkü bunda. Şimdi bazı köylerimize gidiyoruz, toplantılar düzenliyoruz. Bir şey anlatayım size.
bir köyümüze gittik, isim vermeyelim, bizi camiye davet ettiler. Evet. Camiye davet edince ben orada gitmek istemedim. Bana muhtarı sordu, neden girmiyorsun diye. İbadet yeri sadece Allah'ın evidir, ibadet etmek için vardır. O istemek için camilere gidip o istemek bence abestir. Yani siyasetin camilere... Camilere kadar girmiş, okullara kadar girmiş, okullarda toplantılar veriyorlar. Yani bir iktidar partisi eğer baskı yapıyorsa camilerde, okullarda, biz de bu memleketin çocuklarıyız. Biz de memleketin partileri, Cumhuriyet Halk Partisi de öyle, MHP de öyle, HDP de öyle, AK Parti de öyle. Herkese eşit davranılsın. Herkese. Biz onu istiyoruz. Evet değerli izleyenler, bizler de sizleri sandık başına davet ediyoruz. Lütfen sandık başlarına gidin, oylarınızı kullanın. Efendim, son programı sizlerle yapıyoruz ve sonrasından sandıklar kurulacak. Halkımız öz iradelerini ortaya koyacaklar. Son olarak bizi izleyenlere, seçmenlere, seçmenimize neler söylemek istersiniz? Şunu söylemek istiyorum bütün Tatvanlılara. Bir Mustafa Ayaz olarak neler yapabileceğimi insanlarımız çok iyi biliyor. Allah nasip eder seçilirsek bütün herkesin hakkını eşit bir şekilde yardımcı olacağımıza, bütün köyleri hiçbir köy ayırt etmeksizin elimizden gelen bütün imkanlarımızı sarf edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bunu sözü veriyor musunuz? Bunu bir Mustafa Ayaz olarak söz veriyorum. Mustafa Ayaz sözü diyorum. Herkes beni biliyor, beni tanır. Bizim kellemiz gitse sözümüzü yemeyiz. Elimden ne gelirse yapacağımın sözünü verebilirim. Şöyle söyleyeyim, yani kendi çıkarları için değil, memleketinin çıkarları için elimizden ne geliyorsa onu sarf edeceğiz. Şunu açık söyleyeyim, asla ve asla benim olduğum yerde hırsızlık ve talan olmayacak. Yani buna söz veriyorsunuz. Bunun sözünü veriyorum. Şimdi neden söz istiyorum biliyor musunuz sizden? Çünkü bu kayıtlar bizde olacak, arşivimizde olacak. Allah nasip ederse siz de oralarda bir yer edinirseniz, yani söylemlerinizin dışında farklı hareketlere teşebbüs etmeye çalışırsanız biz basın olarak, basın kuruluşu olarak karşınıza çıkacağız. Bunun için halkımız adına, halkımız için biz sizden söz istiyoruz ki her şey sağlıklı yürüyebilsin değerli izleyenler. Siz beni bizzat şahsı olarak da tanıyorsunuz. Aynen. Şimdiye kadar Mustafa Ayaz olarak verdiğim sözlerin arkasında olduğumu iyi kötü biliyorsunuzdur. Doğru. Ben elimden gelen bütün her şeyi için, her şey, arkadaşlarım için, eşim için, dostum için, fakir için, fukara için, elimden ne gelmişse yapmışım, yapıyorum da. Ben okul aile birliğinde bulundum, futbol müsabakalarında yöneticilik yaptım. Tatvan'ın sorunları nedir biliyoruz, gençliğimizin sorunları nedir biliyoruz. Bir önceki şimdi programda ifade etmiştim, bazı adaylarımız vaatlerde bulunuyor. Ben de demiştim ki vaatlerini yerine getirsinler, gelip parmaklarımızı gözümüze soksunlar. Desinler ki biz yapmışız, biz de onların elini öpelim. Ama yapmadan bir söz vermek bence olmaz. Verdiğiniz sözleri önce yerine getirin diyoruz. Bütün hemşerilerinden desteklerini istiyorum. Hiçbir partiyi gözetmeksizin, herkesin ama herkesin oyuna talibim. Bu teveccühlerini benden yana kullandıkları için de pişman olmayacaklarının sözünü verebilirim kendilerine. Onun için şimdiden herkese sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Bana desteklerini esirgemesinler. Bir Mustafa Ayaz olarak onların bütün haklarını koruyacağımın sözünü veriyorum burada. Biz de teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmayıp stüdyomuza konuk olduğunuz için. Değerli izleyenler, Mustafa Ayaz belki birçoğunuza ulaşamamış, birçoğunuz ile el sıkışmamış olabilir. Bütün adaylarımızın ellerini sıkacağım. Konuk olan adayların bütün... Adayların elleriyle tokalaşacağım. Sizlere ulaşmadıklarından dolayı sizler adına ben kendisiyle el sıkışıyorum. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hani insandır, ulaşamayabilir, gidemeyebilir, seçim hengamesidir, unutkanlık olabilir. Sizler adına ben kendilerine el sıkışıyorum. Bütün adaylarla siyasi parti gözetmeksizin, düşünce fikir gözetmeksizin değerli izleyenler. Böylelikle bir programımızın daha sonuna geldik. Programı bitirmeden önce değerli izleyenler tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bir önceki programlarda hatırlattığım gibi lütfen sandıklara gidiniz. Sandıklara küskünlük olmaz. Gidin orada iradenizi ortaya koyun. Sandıklara oyunuzu kullanın. Buradan bizi izlediğiniz için, bizleri takip ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Böylelikle bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda bir başka değerli misafirimizle sizlerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.